Arkadaşlar herkese merhaba. Hedef kavramı biliyorsunuz ki hayatımızda özellikle de okul sürecinde sık sık duyduğumuz bir kavram. Peki ne demek hedef? Bir çaba sonrasında ulaşmak istediğimiz duruma biz genelde hedef ya da amaç diyoruz. Hedef kavramından bu kadar sık bahsediyoruz çünkü gerçekten çok önemli. Hem de hayatımızın her alanında önemli. Hedef belirlemek bize motivasyon sağlar. Motivasyonla birlikte de beraberinde bizi plan ve program yapmaya teşvik eder. Hedefiniz olmadığını bir yola çıktığınızı düşünün ama nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Oradan oraya savrulabilirsiniz. Bu yüzden hedef belirlemek oldukça önemli. Ama eğer ki hedef belirleyemiyorsanız nasıl bir yol izlemelisiniz? Hadi gelin hep beraber bunu konuşalım. Hedef belirlerken öncelikle yapmanız gereken ilk şey kendinizi tanımak. Yani ilgilerinizi, yeteneklerinizi, sevdiğiniz, sevmediğiniz şeyleri bilmek, yapabildiklerinizi, başarabildiklerinizi bilmeniz gerekiyor. Mesela matematik ve fen dersini hiç sevmiyorsunuz ve bu konuda başarısızsınız. Kendinize işte doktor olmak, mühendis olmaktan ziyade daha farklı bölüm hedefleri koyabilirsiniz. Ya da diyelim ki dil öğrenmeye yeteneğiniz yok, ezberiniz kuvvetli değil. Yine burada İngilizce öğretmen olmaktan ziyade farklı bir alanı hedefleyebilirsiniz. Bunları belirlerken listeleme yöntemini kullanabilirsiniz. Ne demek listeleme yöntemi? Yani benim ilgilerim neler, yeteneklerim neler, sevdiğim şeyler neler, sevmediğim şeyler neler, bunları yazabilirim. Yani elimin altına somut olarak bir liste olursa hedef belirlemek çok daha kolay olacaktır. Şu an 9. sınıfsınız ve gelecek dönemlerde alan seçimi yapacaksınız. Alan seçimleri de bizim hedefimize giden yoldaki ilk ve en önemli basamaklardır. O yüzden lütfen 9. sınıfı kendinizi keşfetmeye yönelerek geçirin. Bunun dışında hedef belirlerken oldukça kesin, açık ve net olmanız gerekiyor. Yani ben lise bittikten sonra herhangi bir üniversite okumak istiyorum değil. Ya da işte İstanbul'da bir okul okumak ya da herhangi bir yerde hukuk okumak istiyorum değil de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi gibi net bir hedefiniz olmalı. Çünkü biliyorsunuz ki hukuk fakültesi işte İstanbul'da da var, farklı bir yerde de var. Ve bunların arasında bazen çok uçurum puan farkları olabiliyor. Bu yüzden de daha sonrasında hayal kırıklığına uğramamak için hedefinizi net bir şekilde belirleyin ve ona göre içsel motivasyon sağlayarak çalışın. Hedefimizi belirlerken ölçülebilir olmasına da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hedefe giden yolda ben bir ilerleme kat edebiliyor muyum? Buna bakmalıyız. Bu noktada şunu söylemem gerekiyor sizlere. Kendinize uzun vadeli hedefler belirlerken aynı zamanda kısa vadeli hedefler de belirlemelisiniz. Yani işte şu an 9. sınıfsınız, 12. sınıfın sonunda şu bölümü hedefliyorum. Evet, bunu deyin ama bunun yanında 9. sınıfın sonunda şunu başarmak istiyorum, 10. sınıfın sonunda şunu başarmak istiyorum gibi şeyler de belirlemeniz lazım. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. İşte ben 100 net yapıp bir okula yerleşmek istiyorum. Şu anda kaç net yapıyorum? 20 net yapıyorsam ilk hedefim 30 net yapmak olmalı. 30 nete ulaştım mı? Bunu ölçmeliyim. Daha sonrasında hedefimi basamak basamak yükseltmekte fayda var. 4. olarak da belirlediğimiz hedefler mutlaka ulaşılabilir olmalı. Yani kendinize bir hayal ürünü olan hedef lütfen belirlemeyin. Evet, şu anda 9. sınıfsınız. İşte 12. sınıfın sonuna kadar güzel şeyler yapabilirsiniz. Bu anlamda büyük hedefler koyabilirsiniz kendinize. Ama yakın zaman dilimleri için bu hedeflerimiz ulaşılabilir olmalı. Yine az önceki örnekten gidelim. Ben bu hafta bir deneme sınavına katıldım ve 20 net yaptım. Gelecek hafta olan deneme sınavında 100 net yapmayı hedefleyemem. Neyi hedefleyebilirim? Az önce de söylediğim gibi 30 ya da 40 net yapmayı hedefleyebilirim. Çünkü eğer ki ben hedefime ulaşamazsam bende bir motivasyon kaybı olacak, kendime güvensizlik olacak ve bu da bir süre sonra benim ders çalışma isteğimi azaltacağı için başarımın da azalmasına sebep olacak. O yüzden ulaşılabilir hedefler sizi her zaman çok daha doğru bir şekilde hedeflerinize götürür. Son olarak ise hedef belirlerken kendinize bir zaman sınırı koymalısınız. Yani ben şunu hedefliyorum ama ne zaman olursa değil. Ben bunu hedefliyorum, bu hafta bunu başarmalıyım, bu ay bunu başarmalıyım şeklinde net bir şey olmalı. Çünkü diğer türlü hedefinizi ne zaman gerçekleştirmeniz gerektiğini bilmezsiniz ve yapmanız gerekenleri erteleyebilirsiniz. Bir süre sonra da kendinizi hedefinizden çok daha uzak bir noktada bulabilirsiniz. Yani özetleyecek olursak hedef belirlerken oldukça açık ve net olmamız gerekiyor. Başınızdan geçmiş bir hikayeyi bir arkadaşınıza anlatırken nasıl tüm detayları verebiliyorsanız hedefinizi anlatırken de aynı detayları vermelisiniz. Eğer ki bu detayları veremiyorsanız belki hedefinizde emin olamayabilirsiniz ya da hayatınızın geri kalan kısmında yaptığınız şeylerden çok da mutlu olmayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizinle hedefimiz olmadığında nasıl hedef belirlemeliyiz bunlarla ilgili konuştuk. Lütfen siz de hedefleriniz var mı? Hedef belirlerken nelere dikkat ediyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.